Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber aslında bir cilt bakımı videosu çekeceğiz. Ya bir tane kanalımda video var. Temel düzeyde o çok. Bu sefer biraz daha işte incik cincik bir şeyler daha ekleyeceğiz ona. Kendime böyle bir yeni baştan cilt bakımı rutini oluşturmaya çalışıyordum yeni ürünlerle. Onlara ek olarak şöyle bir kutumuz var. Evet, ben bunu açtım. Yalan söylemeyeceğim, kullandım da. Yeni ürünlerin etkilerini size göstermek istiyorum. Hem de zaten şu an suratımda makyaj var. Hepsini çıkarıp da cilt bakımı videosu çekmek istiyorum. Şöyle Isana'dan, burada rozman olmadığı için bu arada ben kargoyla almak zorunda kaldım. Böyle Isana'nın sabunsuz bir yüz temizleme suyu, yüz temizleme jeli. Daha sonra şöyle bir salyangoz sabunu aldım. Bu işte sivilcelere, lekelere vesaire çok iyi geliyormuş. Ben bunu duş için aldım açıkçası. Zaten deneyemeyeceğiz ama eğer güzel bir ürünse zaten size söylerim. Kokusu falan mis gibi. Buram buram sabun kokuyor. Daha sonra şöyle bir dudak peelingi var. Şöyle. Çok tatlı bir şişesi var ama çok küçükmüş gerçekten. Son olarak şöyle bir serumumuz var. The Purist'ten. Böyle bir serumumuz var. Şu an bunun içindeki niacinamide diyeceğim ben. O var %5 oranında. Bu serum işte gözenek sıkılaştırıcı, sivilce leke yok edici vesaire diye geçiyor. Cilt bakımı yapmak için banyoya geçebiliriz. Şimdi ben aynı setup'ı banyoya kurup geliyorum. Evet, şu an banyoya geldim. Ben şimdi öncelikle makyajımı temizlemekle başlıyorum ve makyajımı temizlemekte kullandığım ürün de Watsons'ın bu makyaj temizleme suyu. Bence çok güzel makyaj çıkarıyor. Evet, saçımı topladım. Şimdi yüzümüzdeki makyajı çıkaracağım. Şöyle benliğini pamuklarından aldım. Bunun etkisini birazdan göreceksiniz zaten. Çok iyi. Önce şöyle ten makyajını çıkarıyorum. Daha sonra şöyle bekletiyorum. Bakın. Şu an çok iyi bir şekilde rimelimi temizledim. Şimdi diğer gözümü de çıkaracağım. Aslında şu an yüzümdeki bütün neredeyse makyaj gitti ve ben tek pamuk harcıyorum bunu yaparken. Zaten yüzünüzü yıkıyorsunuz. Hani tek pamukla çıkarabilirsiniz. Sonraki adım olarak ben yüzümü Dalil'le temizliyorum. Bayağı bitirdim zaten. Bu Johnson's. Johnson's olur, Dalil olur hiç fark etmez. Tata, artık makyajımız çıktığından emin olabiliriz. Sonra tek bir yüz yıkama adımımız kalıyor. Dalil'i de uğurluyoruz. Normal bir yüz yıkama jeliyle yıkıyoruz yüzü. Aslında benim elimde şu an hali hazırda, yani bu var. BB Beauty'nin, ama size Isana'yı göstermek istediğim için şu an bunu biraz bırakıyorum. Zaten bu bitmek üzere olduğu için ben gittim bunu aldım. Ama bunu bitireceğim yani. Bu da gayet güzel bir ürün. Sadece biraz kurutuyor. Sivilce vesaire yapmadı. Güzel temizliyor. Bunu da seviyorum. Ama şimdi bunu kullanacağız. Aa, bir dakika. Yüz temizlemeye geçmeden önce size şöyle ürün göstereceğim. Ben bunu File Market'ten aldım. Hatta işte burun bandıyla beraber aldım. Birazdan bunu da yapacağız. Bıyık bölgemi bu yüz ağdasıyla alacağım. Çünkü ben onu onun için aldım. File Market'te var. Direkt bu şekilde. Yüzünüz için satılıyor zaten küçük kesimde. İçinde 3 tane de yağlı mendil oluyor. Şimdi ben birini kullanacağım.
üzerindeki yağ tek bıyık alnında bitmiyor. Yani o yüzden ben mesela bunu şu an atmayacağım. İyice yapışkanlık kalmadığı zaman bakın devamındaki yağ oldukça durduğu için çöpe atmıyorum. Sadece ben kullandığım için de zaten içine geri koyuyorum bunu. Ağzını da kapatınca çok kurumuyorlar. Üst temizleme jelimize bunu kullanalım hadi beraber. Oh, mis gibi kokuyor. Ben böyle hep her yeri ıslatıp elinden kolundan su akan, üstü başı ıslanan yüz yıkayanlardanım. Yani o tarzda yıkayabiliyorum sadece. Her yeri kupkuru bırakıp banyodan asla çıkamıyorum. Her yerim ıslanıyor. Duş almıştan beter oluyorum gerçekten. Şurayı biraz fazla çektiğim için kızarık duracak. Ama sıkıntı yok. Yüzüm şu an yumuşacık. Gayet güzel, temiz ve yumuşak. Bu ürünü gerçekten seviyorum. 25 lira mıydı neydi zaten fiyatı? Bence yüz yıkama jeli arıyorsanız buna bir bakabilirsiniz Rozman'da. Ürünlerin linkini aşağıya koyuyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi artık bir burun bandı yapalım. Normalde şu arındırıcı kil maskesi vardı Kaladerm'in. Şu an elimdeki tek maske bu açıkçası. Dün yaptığım için şimdi yapmayacağım. Maske adımını atladığımız için artık bence şu burun bantlarına gelebiliriz. Nemli cilde uygulamanız gerekiyor. O yüzden burnumu şöyle bir ıslatacağım. Bakın ne kadar çok zaten ıslak ve nemli olursa o kadar oturduğunu da görebilirsiniz. Bunu beklerken hadi biz bir de lip peelingi deneyelim. Çok sevimli gözüküyor. Ben bunu da denedim ama yanlış denedim. Ben içinden şu kadarcık aldım, yaydım. Ve aslında suyla yıkamayı unuttuğum için peçeteyle şöyle bir sildim. Kupkuru yaptı dudağımı. O yüzden bir işe yaramadı açıkçası. Şimdi yeniden deneyeceğiz ve suyla güzelce yıkayacağız, sıcak suyla. İçi böyle tanecikli. Umarım netliyorsundur. İçi böyle küçük küçük tanecikler var içerisinde. Onları dudağınıza yayıyorsunuz. Naneli sakız gibi kokuyor. 2-3 dakikada böyle bekleyeceğim. Önce ben bunu çıkaracağım. Gerçekten galiba sağlam yapışmış. Gözümden yaş geldi. Evet. Temizlendik resmen. Dudağımızı da yıkayalım. Ilık suyu açtım. Yıkayacağım. Şu an iyi. Burama ne olmuş onu çözemedim. Kızarmış ama dudaklarımız gayet iyi oldu. Yani yıkamanız gerekiyor demek ki. Artık sonlara doğru geliyoruz. Tonik adımında ben tonik olarak göğüs suyu kullanıyorum. Bunu alacağım pamuğa. Bence kendinize göre bir tonik bulamadıysanız en güzel tonik göğüs suyu. Artık bu adımdan sonra şu olay ürünümüze geçebiliriz. Ben bunu dediğim gibi bir iki defa kullandım. Etkisini vesaire de sevdim. Yani yüzünüzü kurutuyor. Aslında şöyle bir bilgi öğrendim. Serumdan sonra nemlendirici sürmeniz gerekiyor. Zaten serumlar cilt tarafından emildiği için kupkuru kalıyor cilt yüzeyiniz. O yüzden nemlendiricinizi sonra sürmeniz gerekiyormuş. Tabii ki 2 gün kullanmayla bir etki göremeyiz ama işe yararsa ben size bunu zaten söylerim. Ve şöyle de bir şey var. Ben sadece akşamları kullanıyorum. Sabahları kullanmıyorum. Zaten bunu sürüp de üzerine makyaj yapınca bir etkisi olur mu onu bile bilmediğim için öyle kullanmıyorum yani sabahları.
kadar. 3 damla yetiyor zaten. Ve bıyık bölgemin kızarmış olmasına da bakmayın. Nemlendirici sürünce düzelecek. Bazen çok eğer şey yaparsanız, çekiştirirseniz kızarabiliyor. Sizde de öyle olur zaten muhtemelen. Bende de öyle oluyor. Çok çekiştirirsem kızarıyor. Bu serum da böyle bir ilaç gibi kokuyor ve şöyle bir etki gözlemledim. Sürdüğünüzde eğer hemen pıt pıt yaymazsanız donuyor. Bugün ben biraz hasar aldım sanki ya. Böyle burnum şu noktam bu şekilde kıpkırmızı oldu. Burnuma da dudağıma da sanırım çok sert davrandım mantıları çekerken. Ama her ağdadan sonra benim böyle oluyor zaten. İki kere üst üste bile çeksem buraları hemen kızarıyor. Burnuma ilk defa böyle bir şey oldu. Onu da çok anlamadım açıkçası ama umarım geçer. Kan oturmuş gibi duruyor. Bakın görüyorsunuz benim yaptıklarımı, benim yaptığım yanlışları yapmayın. Bu da böyle bir cilt bakımı. Hasarlı bir cilt bakımı biraz. Evet, ben bunu böyle pıt pıt yaydım. Ay. Az önce nasıl bir ses geldiğini çok açıkçası anlayamadım. Korktum da biraz, o yüzden kapıları falan açtım. Neyse. Evet, serumumuzu sürdükten sonra da cildimiz bu şekilde oluyor. Tabii ki cildimde kusurlar var. Bunu zaten görüyorsunuzdur. Ama ben bu şekilde zaten memnunum. Elimden geldiğince de iyi bakmaya çalışıyorum. Hem uygun fiyat kategorisinde kendi cildime zarar vermeyen ürünleri kullanıyorum. Hem de daha profesyonel bir bakım olması için mesela serum vesaire de eklemeye çalışıyorum. Evet, ben bunun uzun vadede etki edeceğine inanıyorum. Yani bu serumun. Zaten sizinle beraber bunu kullanır, güncelleriz. Şu an cildim kurudu mesela ve 1 dakika içinde emiyormuş zaten. Şimdi de nemlendireceğiz. Ona geçiyoruz. Bu arada benim alnım hep kızarık. Yani makyajsızken özellikle çilek lekesi var. Yani alnımda çok öyle bir sivilce çıkmaz benim. Ama hep kızarıktır yani doğum lekesi olduğu için. Şimdi artık nemlendirmeyi geçiyoruz. Nemlendirici olarak da Bepantol kullanıyorum ben. Yani şu kadarı. Yetti. Evet. Artık bu emilirken de son adım olarak gözaltı. Bir şeyler oluyor bu ama. Gözaltı kremine geçiyorum. Bu da BB Beauty'nin organik sertifikalı göz çevresi kremi. Şimdi bunu böyle noktacık noktacık sürüyorum. Bayağı bir gider bu üründe. Çünkü büyük yani bayağı. Burada sürüyorum. Biraz böyle göz üstlerime de süreceğim. Çünkü göz kapaklarım da kuruyor benim. Ve son artık. Aslında şöyle işte Arifoğlu'nun bende seti de var. Bundan da memnunum. Ama şu an direkt yatacağım için bu da çok gözlerimin altına üstüne aktığı için şu an bunu kullanmayacağım. Ama bu seti de ben bayılıyorum. Gayet güzel. Ve etkili olduğuna da %100 eminim. Çok güzel bir ürün. Alıp bunu da deneyebilirsiniz. Onun haricinde bu kadardı cilt bakımımız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu severek izlemişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.